Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeniden bir Diablo lore videosu ile karşınızdayım. Bu videoda konumuz Diablo 4 ile gündeme gelen ve ilk sinematikte tutsak halde gösterilen, daha sonra görkemli bir görsel ile karşımıza çıkan düşmüş yüksek melek Inarius. Hikayenin aslına bakılırsa düşmüş mü yoksa aydınlanmayı yaşamış melek mi oluyor tam bilemiyoruz. Çünkü bu yüksek yani Archangel Inarius bir zamanlar Yüksek Melek Meclisi Angerous Council'un baş danışmanı iken yaratılışın başından beri süregelen The Eternal Conflict yani sonsuz savaşın bir sonucu olmadığını anlamış ve bu konu üzerinde düşünmeye başlamıştı. Tyriel gibi isminden sıkça söz ettiğimiz ve resmen bu evrenin kahramanı olan bir baş meleğin temeni iken sayısız iblis öldürmüştür. Kudreti öyle yüceydi ki bir iblis generali olan Asmodan ile başa baş mücadele edebilmiştir. Ve bu savaşı şöyle anlatmıştır. Bana kahraman diyorlar. Sayısız iblis öldürdüm. Savaşlar kazandım ve kuşatmalar açtım. Ve bu bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu savaşın bir galip olmayacağını biliyorum. Sadece sonsuz bir intikam, gurur ve nefretle dolu. Tyriel anlamıyor. Savaşın görkeminin ötesini göremez. Zamanla yapabilir. Ama o gün henüz yakın değil. Sonsuz savaşın bir yere varamayacağını anlayan Inarius, kendi kurduğu bir ekip ile bu savaşa son verme umuduyla uğruna savaşılan dünyalar taşı olan Anu'nun gözünü ele geçirmek için bir saldırı düzenledi. Ancak bu ona çok pahalıya patladı. Inarius cehennem birliklerince yakalandı ve Mephisto'nun alemi nefretin düzleminde hapsedildi. Hikayenin seyri de işte bu noktada değişmeye başlıyor. Mephisto, Inarius'un gardiyanı olarak öz kızı Lilith'i görevlendirmişti. Çünkü Inarius her ne kadar tutsak da olsa hafife alınmayacak bir düşmandı. Ancak işler pek de Mephisto'nun planladığı gibi gitmeyecekti. Çünkü savaşın yaralarını taşıyan, yorulan, sıkılan ve anlamsız bulan tek kişi Inarius değildi. Ve Inarius derin kişiliğiyle resmen Lilith'in iblis kalbine dokundu ve sözleriyle ikna edebildi. Basit bir konuşmadan öteye gidecekti aralarındaki ilişki. Lilith ve Inarius birlikte hareket ederek dünyalar taşını Pandemonium Fortress'tan çalarak kendilerine ait bir dünya yarattılar. Bu yarattıkları dünya sonsuz savaş konusunda benzer düşüncelere sahip ve artık savaşmak istemeyen bütün melek ve şeytanlar için bir sığınak görevi görecekti. Bu nedenle de bu dünyaya sığınak anlamına gelen Sanctuary ismini verdiler. Cennet ve cehennem ise dünyalar taşına ne olduğundan bir haberdi ve bu savaşın seyrini çok ama çok değiştirecekti. Çünkü çalınan şey öyle alelade bir şey değildi. Yaratılışın ve kainatın temeli olan kristal tanrı Anu'nun gözüydü. Ancak Inarius'un da bir planı vardı. Yarattıkları gezegende bu taşı saklamak için Areyat adını verdikleri büyük bir dağ yarattı. Tabii bu yeterli olmayacaktı. Uzun yıllar barış hüküm sürdü. Lilith ve Inarius giderek yakınlaştı ve birbirlerine aşık oldular. Ve bu aşk meyvesini verdi. Bildiğimiz dünyada ilk insanoğlu Nephilim ırkı doğmuş oldu. Bu ırkın öncüsü Ratma ismiyle bilinen Linarian olacaktı. Korku Inarius'u pençesine almaya başlamıştı bile. Lilith'i yanımda uyurken gördüğümde içim karanlık düşüncelerle doldu. Günahlarım gerçek ve kesinlikle bedelini ödeyeceğim. Şu an barış içinde yaşıyoruz ancak bu böyle devam edemez. Benim için gelecekler. Inarius yeni yarattıkları ırkın potansiyel gücünün farkına varmış ve Sanctuary için büyük bir tehdit olduğuna kanaat getirmişti. Çok geçmeden de bununla ilgili aksiyonu aldı. Ancak Lilith'in fikrini sormamıştı. Çocuklarının katlini öğrenen Lilith deliye döndü ve buna sebep olan kim varsa yok etmeye başladı. Lilith durdurulmalıydı, yoksa herkes yok edecekti. Belki de haklıydı, çünkü çocuklarını koruyordu. Ama Inarius farklı düşüncelere sahipti. Lilith'i durdurmayı başardı, ancak onu öldüremezdi. Lilith bunun için çok güçlüydü ve cehennemden yeniden doğacaktı. Cehennemin Sanctuary'i öğrenmesini riske edemezdi. Nihayetinde Inarius, asla ihanet etmeyeceğine söz verdiği aşkı Lilith'i sonsuz karanlık olan Void'e kapattı ve onu orada terk etti. Ancak bu Lilith'i durdurmaya yetmeyecekti. Bir gün mutlaka geri dönecekti. Bu olayın ardından bir süre huzur hakim sürse de Inarius'un korkusu gerçekleşti. Ve gereğinden fazla güçlenen Nephilim ırkı kadim ruhları çağırdıklarını zannederek cehennem saflarından iblisleri Sanctuary'e çağırıyorlardı. Kaçınılmaz olan hızla yaklaşıyordu. Sonsuz savaş.
Nephilim ırkının güç potansiyelinden faydalanmak adına cehennem safları bu ırkı korkutmadan bir plan yaptı ve Mephiston'un oğlu Lucian önderliğinde Trion adı verdikleri ve cehennemin 3 büyük iblis generaline Mephisto, Baal ve Diablo'ya hizmet eden bir din kurdular. Inarius bu oluşumu durdurmalıydı ancak cennetten yardım alamazdı. Cehennem kadar korkunç olduklarını biliyordu. Direkt savaş da açamazdı. Yeterince ilahi gücü safında barındırmıyordu. Bu nedenle Trion'a karşı bir din yapısı kurmaya karar verdi. Cathedral of Light. Işığın kilisesi adını verdiği bu dinde kendini peygamber, tanrı olarak ilan etti. Ve bu iki oluşum günah savaşının temelini oluşturdu. Kazananı olmayan günah savaşı sona erdiğinde durum Inarius için hiç iyi sonuçlanmadı. Inarius tutsak edildi ve nefretin baş iblisi Mephisto'ya teslim edildi. İşlediği günahların bedelini korkunç bir şekilde ödeyecekti. Melek kanatları yavaşça bedeninden koparılacak ve sonsuza kadar zincirlenmiş bir şekilde yaşayacaktı. Ölüm bile onun özgürlüğü olamayacaktı. Peki benim başardığım büyük işler ne olacak? Ben acı içindeyken bunları kim anacak? Kim Inarius'u hatırlayacak? Inarius'un hikayesi böylelikle sona eriyor diyebiliyorduk. Ta ki Diablo 4'ün çıkış tarihinin açıklandığı sinematik yayınlanana kadar. Inarius, Maltael'in yarattığı kaos sonrasında bir şekilde kaçmış veya serbest bırakılmış görünüyor. Pale Knight adı verilen bir örgütün yöneticisi gibi. Belki de Işığın Kilisesi'nin devamı, kim bilir. Belki de Lilith'i durdurabilecek tek seçenek o olarak görüldü. Bütün bunların cevabını Diablo 4 gelince alacağız. Ama bildiğimiz şey şu, Inarius Lilith için cehenneme döndü. İzlediğiniz için teşekkür eder ve küçük bir şey hatırlatmak isterim. Inarius'un özet hikayesini anlatırken bazı yan olayları, günah savaşı gibi, derinlemesine anlatmadım. Bu detayları bu kanalda bulabilirsiniz. Bir sonraki Diablo Lore videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.